Ekranda gördüğünüz parçalar Mısır'ın Fustat şehrinde bulunmuş ve tarihleri 14. yüzyıla uzanıyor. Bunlar Hindistan'a atfedilen en eski kumaş parçaları. Bu kumaşlardaki motif ve desenler yarımadada yüzyıllardır uygulanan blok baskı ve boyama geleneklerinin ürünü. Hindistan'daki çoğu antik kumaş ülkenin sert iklimi sebebiyle zamanla aşınmıştır. Dünyanın başka yerlerinden günümüze ulaşan bunun gibi parçalar bilgi eksiğimizi tamamlamamıza yarıyorlar. Böylece Hint Yarımadası'ndaki ticaret tarihini ve ne kadar uzun süredir kumaş ve tekstil geleneklerine sahip olduklarını daha iyi anlıyoruz. Tarih boyunca Hindistan'da boyanmış ve baskıyla desteklenmiş kumaşlar, Güneydoğu Asya'daki adalardan tutun da Avrupa kıtasına kadar dünyanın her yerine ulaşmıştır. Canlı imgelerin göze çarptığı bu kumaşlar, kültürler arası etkileşimlerin tarihini gözler önüne serer. Ayrıca tasarımlar bu sayede dünyaya yayılmıştır ve bu kumaşlar zanaatkarların uzmanlıklarını yansıtır. Kalemkari tekniği ile boyanan kumaşların genelde dini bir işlevi vardı. Ayrıca bu kumaşlar Ramayana ve Mahabharata gibi destanlardaki imgelerden ilham almıştır. 17. yüzyılda bu kumaşları yapan zanaatkarlar dönemin kültürel etkileşimlerini de eserlerine yansıtmaktan geri durmamışlardır. Hemen bir örnek verelim. Bakın, duvara asılan bu kumaşta çeşitli figürler var. Hepsi de kendi yöresine özgü kıyafetler giymiş. Yakından bakarsak alt paneldeki kadınların elbiseleri sari kumaşından. Bu kumaşı önceki videolarımızda işlemiştik. Soldaki erkek figürler ise Avrupai kıyafetler giymiş. Günümüze ulaşan az sayıdaki eserlerden diğerlerinde de farklı kültürlerden insanların etkileşimi gösterilmiştir. Bu tasvirler sayesinde kumaşların da insan etkileşimlerini ortaya koyan tarihsel belgeler olduğunu söyleyebiliriz. Yüzyıllar boyunca ticareti yapılan kumaşlar sayesinde Hindistan'ın görsel kültürü diğer ülkelere yayılmıştır. Örneğin Endonezya'daki Toraja e, kabilesine ya da Toraja e, kabilesine ihraç edilen şu tip kumaşlar bu duruma iyi bir örnektir. İhraç etmek derken tabii o dönemde ticareti yapılan anlamında söylüyorum. Gelişmiş bir ithalat ithalat ihracat ekonomisi yoktu çünkü o zaman. Bu kumaşlar törenlerde kullanılırdı ve adalılar buna maa kumaşı derdi. Maa kumaşı. Kumaşlarda Hindistan'daki mitolojik ve dini figürleri görüyoruz. Burada da ruhani dünyaya ait olan bazı kadın dansçılar görüyoruz. Bunlar Gujarat'ta üretilen Jain el yazmalarının kenarlarındaki figürlere benziyor. Bu kumaşlar dünyada bir uçtan bir uca giderken acaba görsellerle özdeşleştirilen hikayeleri ve sembolizmi de beraberlerinde taşımışlar mıdır? İhracatı yapılan paşmina şallar, brokar kumaşlar, halılar ve diğer kumaşlar bu motiflerin popülerleşmesinde rol oynamıştır. Bu desen ve motiflerin pek çoğu artık o kadar yaygın ki her yerde karşımıza çıkıyor. Hint yarımadasında üretilen tasarımları oradan alıp tüm dünyaya yayan tarihsel etkileşimler tabii ki tek taraflı değildi. Yani başka kültürler de Hint kültürünü kumaşlar yoluyla etkiledi. Hindistan'ın en çok Orta, Batı ve Doğu Asya'daki komşularından etkilendiğini söyleyebiliriz. Böylece blok baskı ve, ve veya boyanmış kumaşların tasarımları daha da çeşitlenmiş oldu. Bu sayede Hintli zanaatkarlar başka ülke ve bölgelerdeki zevklerden haberdar oldu. Böylece dünyanın her yeri için farklı kumaşlar üretmeye başladılar. Yani bir bölgenin halkı neyi seviyorsa Hintli ustalar artık bu tipte kumaşlar üretiyordu. Ekrandaki bazı kumaşlar işte bu düşüncenin ürünü. Bazı kumaşlar o kadar kendine özgüydü ki ihraç edildikleri yerlerde bu kumaşlara bölgeye özgü isimler verildi. Birkaç örneğe bakalım mı? Endonezya'daki Java ve Sumatra adaları için üretilen bazı kumaşlar genelde kırmızının çeşitli tonlarına boyanmıştı. Bu kumaşların ortasında genelde elmas şekli ya da daireler, etrafında da yoğun desenler olurdu. Bu kumaşlar saraydakiler tarafından giyilirdi ve çeşitli törenlerde kişinin bel bölgesine bağlanırdı. Japonya'da ise Hindistan'dan ithal edilen kumaşlara sarasa denir. Bunlar genelde çay seremonilerinde kullanılan keselerin içine serviste kullanılan aletlerin saklanması için konur. Kumaşlarda genelde disk ve ufak gül desenleri yer alır. Bunlar ilhamını Japonya'daki Budist geleneğinden, geleneğinin imgelerinden almıştır. Bu imgelerin arasında nilüfer ve tekerlek de vardır. Tayland için üretilen kumaşlar soylu aileler veya kraliyet mensupları tarafından tercih edilmiştir. Bu kumaşlarda Hindu tanrı ve tanrıçalarının görselleri, kafes veya ızgara motifleri içinde yer alır. Duvar veya zeminde kullanılan bu kumaşa bakarsak, ortada Hindu tanrısı Brahma, etrafında da su perileri ve ufak güller vardır. İngiltere, Hollanda ve Fransa için üretilen, oraların piyasası için üretilen kumaşlarda, beyaz arka plan üzerine kıvrımlı bitki motifleri yer alır. Stilize dediğimiz doğadan değil de belli başlı kalıplardan ilham alan bu bitki motifleri pek çok renkte yapılmıştır. Bu görsellerden bazıları Avrupa'daki bitki illüstrasyonlarından, bitki motifli nakışlardan veya desenli ipek kumaşlardan ilham alırken bazıları zanaatkarların kendi hayal gücünü yansıtır. Bu kumaşlar genelde iç mekan tasarımında kullanılır. Aslında yatak örtüsü olan ama duvara asılan bu kumaşlara Palampore denir. Ekranda 17. yüzyıldan Hollanda'dan bir bebek evi görüyorsunuz. Ki bu konuda ayrı bir videomuz var. Bakın, bu odada duvar tamamen kırmızılı bir kumaşla kaplanmış. Bu da o dönemde bu tip kumaşların zenginlerin evinde kullanıldığını gösterir. Bu kumaş parçaları Avrupa ve Amerika'da manto, elbise ve juponlara da işlenmiştir. Tabi bu bahsettiğim kıyafetleri tüm sınıftan insanlar giyiyordu. Aynı malzeme, teknik ve renkler kullanılarak birbirinden çok farklı kumaşlar üretilmesi ne kadar ilginç. Demek istediğim Hindistan'da iç piyasa için üretilen kumaşlar başka, dış piyasa için üretilen kumaşlar başkaydı. Ufak bir örneklem üzerinden bile Hintli zanaatkarların yaratıcılığını görebiliyoruz. Yüzyıllar boyunca kültürel etkileşimlerden etkilenen Hint kumaşları aslında bize dünya tarihini inceleyeceğimiz bir pencere açar. Hint kumaşlarının pek çoğunu dünya çapındaki müzelerde ve özel koleksiyonlarda inceleyebilir, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kumaşların ülke sınırlarını aşan varlığını görünce insan coğrafi ve kültürel sınır dediğimiz kavramları gerçekten Yeniden sorgulamak istiyor.